Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ekranları başında bizi seyreden çok kıymetli Vav WOW Televizyonu seyircileri ve radyoları başında bize kulak veren çok kıymetli Vav WOW Radyo dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın son İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programıyla sizlerle birlikteyiz. Bir saate yakın bir süre beraberliğimiz devam edecek. Aklınıza takılan merak ettiğiniz soruları Doktor Hüseyin Kayapınar Hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Muhterem hocama iletmemi istediğiniz soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan Vav wow TV resmi Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize mesaj atarak da sorularınızı bizlere ulaştırma imkanınız mevcut. Efendim ben sözü daha fazla uzatmadan çok kıymetli hocama bırakayım. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah İyiyiz. Cuma'nız mübarek olsun. Amin sizlerin de inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin. Seyircilerimizin soruları var. Bismillah diyerek ilk sorumuza başlayalım. Buyur buyur. Bir seyircimiz demiş ki yatsı namazını niyet ederken nasıl niyet etmeliyiz? Bazı hocalar farklı şeyler söylemektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Farklı ne söylerler bilmiyorum yani. Bütün namazlara o namazın vakti tayin edilerek aynı şekilde niyet edilir. Yani evet. Hangi namaz olursa olsun ama hangi vaktin namazını kıldığına niyet edeceksin. Sabah namazı diyeceksin. Sabah namazının farzı. Öğle namazının farzı, sünneti neyse, ikindinin farzı, sünneti. Yatsının farzı. Ha bir de yatsıda diğerlerinden farklı olarak vitir namazı var. Salat-ı vitir var. O malum. Yani önce imkanı var, vakti olan namaz farzdan önce dört tekrar sünnet kılıyor. Ve o evet. sünnete niyet ederken yası namazının sünneti diye niyet ediyor. Sonra farzına niyet ediyor. Yası namazının farzına diye niyet ediyor. Ondan sonra iki rekat son sünneti var. Yası namazının son sünnetine diye niyet ediyor. Arkasında da üç rekatlık bitir namazı var. Bitir namazına diye niyet ediyor. Yani bunun bilmiyorum yani bazı hocalar farklı ne diyorlar? Nereden çıkartıyorlar? Yani benim, bizim bildiğimiz bu. Niyet böyle yapılır. Yani niyette asıl olan şey namazlarla ilgili olan hangi vaktin nesini kılacaksın? Yani farzını mı, sünnetini mi? Bu. evet e Bunu tayin ettikten sonra dilinle söylersen iyi olur. Dilinle söylemeyi unutsan bile zihninden geçirip bilinçli olarak namazda durduysan o niyetle, e o da niyetlerine geçer. Ama genelde tabi dille söyleme adet haline gelmiş. Şimdi mesela bu imanı tarif ederken Kalb ile tastık, dil ile ikrar, ikrar denilir. Evet. Ne demek o? Yani Allah'ın varlığına ve diğer inanılması Allah. gereken şeylere kalben inanmak, dille de bunu söylemek. Peki kalben inanmaz dille söylerse bu münafık olur. Bak demek ki dil yetmiyor. Evet. <laughs> Ama kalben inanır, dille söylemediyse o yine mümindir. Fakat başkaları nazarında tabii mümin olduğunu belli olması için dil ile ikrar etmesi de evet tavsiye ediliyor ve uygun bulunuyor. Peki hocam. Bir başka seyircimiz. 70 yaşında bir aile dostumuz var. Kendisi devlet memuru. Sınavı kazanamadığında yerine abisi girmiş ve sınavı kazanmış. O kişinin bunca zamandır devlet memurluğundan kazandığı para helal midir? Valla bu zor bir soru. Şimdi neye zor? Bu iki, iki yönü var bunun. Bir haksız yere o göreve gelmiş bu. Hak etmediği halde. Evet. İki orada çalışmış. Yani bunun aldığı maaş o göreve geldiği için değil de orada çalıştığı için verilmiş oluyor. Ha yani şimdi haksız yere göreve geldiği zaman geldiği için yani A5 imtihanına girmiş. Orada bir suç işlemiş. Bu bir. Yani devlete karşı suç işlemiş. Kanuna karşı suç işlemiş. Bu bir. Yani onun cezasını kanun verir vermeli. Öbür taraftan yalan söylemiş. Bu bir yalan. İki, öbür taraftan bir başkasının önüne geçmiş. Şimdi eğer bunun abisi değil de imtihana kendisi girseydi kazanamayacaktı. Ondan sonra hak eden gelecekti. Burada bu ne yapmış? Yalan söyleyerek, efendim hile yaparak, daha ötesini söylemeyi, bir göreve girmiş. Burada günaha girmiş bu. Hem kul hakkı yemiş, hem yalan söylemiş kandırmış. Bunların hepsi günah. Ha, ondan sonra orada çalışmış. Sabahtan gitmiş işe, akşama kadar çalışmış. Her gün o işi yapmış. Evet. Ve bundan dolayı da para almış. Yani bu ben aldığı paranın haram olduğunu biraz söylemem zor. Ama şurası kesin ki bu kişi hak yemiş. Efendim, yalan söylemiş, günaha girmiş. Tevbe istiğfar etmesi lazım. Peki hocam. Diğer bir seyircimiz Promosyon parasıyla uçak bileti, şehirler arası otobüs bileti ve apartman aydatı verilebilir mi? Hani bu şey ya kes yapıştır <laughs> Bir bilgisayarda kes yapıştır. Bizim bu promosyon soruları da böyle oluyor artık kes yapıştır. CTRL-C, CTRL-V <laughs> Şimdi burada ne diyoruz? Efendim fakirse kendisi onu istediği gibi kullanır. Evet. Fakirse istediği gibi kullanır. Ama fakir değilse fakire verecek. Bu klasik cevabımız bu. <laughs> Burada uçak biletiymiş, doğalgaz parasıymış, vergiymiş. Ona vergi de söylerler. Veya faiz borcuymuş. Hiç fark etmez. Hep şeyim. Seyircilerimizden biri. Bankada birikmiş bir param var. Zekatını fazlasıyla veriyorum. Ama ne kadar verilmesi gerektiğini bilmiyorum. Hocamız açıklayabilir mi? Şimdi bankada kaç lirası varsa onu yüzde iki buçuğunu verecek. Yani diyelim ki 100 bin lirası varsa bankada her yıl 2500 lirasını verecek 100 bin lira olduğu sürece 200 varsa 5, 5 bin lira verecek 400 varsa efendim 10 bin lira verecek yani bunun evet. hesabı kolay yani bankada kaç lirası var ona öğrenecek. onun yüzde iki yani 40'ta birini zekat olarak verecek Nisap miktarı geçmiş olması tabi o, o şart onun için ben biraz fazladan örnek verdim 100 bin dedim evet. Bir başka seyircimizin sorusu. Namazdayken müezzin Allah Resulüne salavat derse namazda salavat getirilir. Yok mi? namazın içinde salavat getirilmez. Namazın içinde kıraat vardır ve teşbihat tesbihat vardır. Ne zaman salavat vardır namazda? Son oturuşta vardır. Evet. Allahümme salli, Allahumme barik. O bir, o bir bakma salavattır işte. Hatta biliyorsunuz dört rekatlı bir farzın ikinci rekatında oturduğumuz zaman ikinci rekattan sonra eğer ettahiyatüden sonra Allahu salli ala Muhammed dersek sevsececeği icap ediyor. Çünkü o salavat yeri değil namazın için Sadece son oturur. Dolayısıyla namazı bitirdikten sonra getirecek. Ya getirir. Namaz bitirden sonra bir başkası getirdiyse zaten ona gerek kalmayabilir. Evet. Ama tabii namazdan sonra söyleyebilir. Söylemese de o vakti de geçmiş olabilir yani. Faruk Ateş isminde bir seyircimizin sorusu. 60 yaşındayım. Arada vesveseler kafama giriyor. Allah yok, peygamber yok gibi. Bu düşüncelerden nasıl kurtulabilir? Valla bilemiyorum nasıl kurtulur. Onu atması lazım. Kafasından atmaya çalışması lazım. Onları değil de kendisini düşünsün. Yani Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Diyor ki Allah tefekkeru fi halkillahi ve la tefekkeru fi zatihi. Yani Allah'ın zatını düşünmeyin. Allah'ın yarattıklarını düşünün. Yarattıklarını düşürdüğün zaman mutlaka onun yaratıcısı olduğuna ve onun da Allah olduğuna ulaşacaksın zaten. Yani şüphe etmeyeceksin. Kendini düşün. Kendini. Yani ben bu hale nasıl geldim? Yani bu işte televizyonlarda doktorlar falan programlar olunca daha iyi anlıyoruz bu fizyoloji şeyimizi vücutta. O damarlar, sinirler, duygular, bilmem, bu ses nasıl çıkıyor? Nasıl görüyoruz? Evet. Nasıl kokluyoruz? Yani bu, bu bütün bunlar neden yaratıldık? Yarat, yani aslımıza bir baktığımız zaman neden yaratıldık? E bütün bunlar insana aslında Allah'ı hatırlatıyor, hatırlatması gerekiyor. Tabi e, inanmayanlara yönelik olarak Allah'ın varlığını ispat edici birçok deliller var. Bu arada kitaplar da yazılmış. Ama yani kitaplar hiç olmasa bile insan kainatı düşünsün, kendisini düşünsün. Efendim ya mesela bir ipek böceği düşün. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle çok basit şeylerden örnekler verilir. Onları düşünse bile insan Allah'ın varlığını ve bir olduğunu fark edecek, anlayacaktır. Bunları düşünsün. Yani demiş ya şairin birisi. Bir kitabullahı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Evet. Yani kainat evren baştan sona Allah'ın kitabı. Ha. Neye bakarsan bak ne? hepsi Allahı görürsün sana Allah, Allah götürür etsin. o. Yani sen tarlaya bir tohum ekiyorsun, o tohumdan ürün çıkıyor. Evet. Ve önce yeşeriyor, sonra bilmem ne oluyor, bir birken yüz oluyor. Ya en basitinden bu hayvanların olmuş şu insanların yani coğrafi şekiller hocam. Şekiller her şey yani. Ana rahminde düşün ki o süper e, bir yumurta birleştiği zaman gözle görülmeyen efendim bir e, pireden bile daha küçük bir şey o. Evet. Ne yapıyor? O gelişiyor, büyüyor. O suyun içerisinde kalıyor. Boğulmuyor. Anasından alıyor gıdasını. Vakti gelince ben burada duramam artık diyor. Ertuğ orada <laughs> durursa ne oluyor? Ölüyor. Evet. Vakti geldiği zaman çıkmazsa çıkıyor. Ufacık bir şey. Parmakları ufacık. Yani ufacık çıkıyor. Ondan sonra bu hale geliyor. Yani bütün bunlar düşünüldüğü zaman e, bunu bir yaratanın olduğunu, tesadüfen olmadığını fark eder. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mesela Bela kadirine ala en lüseviye benaneh. Yani biz parmak uçlarını bile eski haline getirmeye muktediriz diyor. Parmak ucu şu. Evet. Bana buradan buraya ölçsen bir santim, buraya ölçsen bir santim. Toplam bir santimetre kare. Ve bu bir santimetre karelik alana dünyada Hazreti Adem'den günümüze ne kadar insan gelmişse varsa, kıyamete kadar ne kadar gelecekse hepsininki farklı. İkizlerinki bile farklı hocam. Ha, hepsi farklı yani bu kadarcık şeye milyarlarca belki trilyonlarca deseni kim yüklüyor? Tesadüfen mi oluyor bu? E şimdi bir yüz, yüzümüze bak. Yüzümüzde organlarımız var. Evet. Alnımız, kaşımız, gözümüz, burnumuz. Herkes de var bu. Her insanda var bunlar. Ama hiçbiri birinin aynı aynısı değil. Ha, yani bunun gözü ona benziyor olabiliyor bazen. Hatta işte bu yumurta ikizleri belki birbirine çok benziyor. Onun dışında yok. E şimdi e bu kendiliğinden mi oldu tesadüfen mi oldu? Yani bir şeyin olmuş olması için ya tesadüfen kendiliğinden olması lazım veya da birisinin onu yapması lazım. Mesela şu bardak tesadüfen kendiliğinden olabilir mi? Yani bunu bir herhangi bir insana sorsak evet. Evet derse, olur derse biz buna ne deriz? Ya bunu aklı yerinde değiliz. Evet. <laughs> Peki bu basit bardak kendiliğinden olamıyor da şu mükemmel Güzel, insan, mükemmel evren Mükemmel, bırak onu. İnsan kendiliğinden mi oluyor. Yani kendiliğinden olsaydı kiminin burnu altında, kiminin gözü çenesinin altında olmaz mıydı? Kimi üç gözlü, kimi dört gözlü. He. Ya şimdi, bak dediğin gibi evren milyonlarca yıldız hareket halinde. Biri çarpmıyor birbirlerine ki. Kim onların şoförü? Güneş tutulması yaşadık hocam. Evet. Güneş tutulması yaşadık. Yani bir kainat olayı, hani olayı. görüyoruz bir doğa olayını. Ha. Orada bile. İşte insanlar hemen dikkat dikkat çekti ya nasıl oluyormuş bu güneş tutulması diye çıkıp hani seyretmeye başladılar filmlerle röntgenlerle seyretmeye başladılar. Oradaki mucizeye bakalım yani. Yani ne tarafa baksak mucize. Bunları düşündüğü zaman insan zaten Allah'ın varlığını bulur bilir ve dinimiz de yani şey evet. kişi peygamber duymasa bile kitap görmese bile Allah'ın varlığını düşünerek bulmak zorunda. Düşünmek çok önemli dinimizde. Peygamber Efendimiz devamlı onu teşvik ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ibret alan, zikreden, tezekkür eden, düşünen onlar hep övülüyor. Evet. Hiç düşünmez misiniz yani, devamlı? E, buna benzer bir şu ayet var. E şimdi e, hadde de hadis var bir de. O da çok çarpıcı. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Bir an düşünmek bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Niye? Çünkü insan düşündüğü zaman, düşünerek vardığı zaman bilinçli olarak kuruluk yapıyor. Öyle evet, evet. taklidi değil, takliki oluyor. Yani ama işte dem, dediğim gibi düşünürken e, biraz ön yargılı olmamak lazım. O bu e, pozitif şeylerden belki uzak düşünmek lazım. Çünkü pozitif şeylerde diyor ki adam görmediğine inanmıyor, duymadığına inanmıyor. Bilmem bu böyle ön yargıyla düşünürse bulamaz. Ha. Yön yargısı düşündüğün zaman, işte bu kendisini düşündüğü zaman, Evreni düşündüğün zaman bunun bir yaratıcı olacağına inanır. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. E, dünya dönüyor değil mi? Evet. Ay dönüyor. Güneş belki dönüyor. Her şey dönüyor. Şimdi e, genel bir kural var fizikte. Hareket eden her cisim bir hareket ettireceğe muhtaçtır. Şimdi şu burada duruyor. Ben evet. bunu itmezsem gitmez. Binlerce sene bu burada durabilir, sürülmez eğer. Kimse dokunmaz. Bir, bir şey. milim ileri gitmez. Çünkü bunu bir hareket ettiren, iten olması lazım ki bu hareket etsin. Peki bu kainat hareket halinde iken bunları kim itti? Yani fizik de bu, evet. bunları bir itenin olduğunu söylüyor bize. O da Allah diyor işte. Çünkü evet. her şeyden üstün bir varlık olması lazım. Yani böyle düşünürse zannediyorum o vehimler ortadan kalkar. Allah razı olsun hocam. Bir başka seyircimiz demiş ki hocam adaklık sözüm var. Yeni evlendim. Biraz da borcum var. Ama Allah için sözümü tutmak istiyorum. Bu kadar borcum olmasına rağmen uygun mudur? Şimdi acelesi yok. Yani herhalde burada anlaşılan var ki maddiyatla ödenecek bir şey borç. Yani parayla ödenecek bir borç evet. ki o muhtemelen de kurbandır. Acele etmesi şart değil. Yani bu durumu müsaitleşince kurbanını keser ve Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş olur. Peki hocam. Bir başka seyircimizin sorusu. Mukim olan cemaat seferi olan imama uyunca nasıl hareket eder? Şimdi bu doğrusu herkesin yapabileceği bir şey değil ama tarif edelim. Ee, anlayan ya bilenlerin bilgisi tekrarlanır, yenilenmiş olur. E bilmeyenden anlayan anlar. Şimdi imam seferi ise iki rekatta selam verecektir Hanefi mezhebine göre. İki rekatta selam verecektir. Ha, o selam verdikten sonra e, mukim olan cemaat Allahu Ekber deyip ayağa kalkacak. Evet. Ve bir Fatiha suresi okuyacak kadar ...sessiz duracak ayakta. Yani sanki imam okuyormuş gibi... ...onun peşindeymiş gibi... ...sessiz duracak bir Fatiha suresi okuyacak kadar. Ondan sonra... ...rüka eğilecek, secdeye eğilecek... ...kalkacak tekrar... ...dördüncü rekata... ...ve yine aynı şekilde... ...bir Fatiha suresi okuyacak kadar... ...duracak... ...ses çıkarmayacak, bekleyecek... ...ve tekrar... ...onu o kadar durduk sonra ruku yapacak, secde yapacak ve namazını tamamlayacak. Şimdi Hanefi mezhebinde bu. Şafii mezhebinde şart değil imamla beraber sonuna kadar devam edebilir Şafii mezhebine göre. Niye? Şimdi Hanefi mezhebine göre seferlikte as namaz esas itibariyle iki rekattır. Evet. Farzlar, dört rekat farzlar iki rekattır. Dolayısıyla eğer dört rekat kılarsa önceki iki rekatı farz olur. Sonraki iki rekatı nafile olur. Ve bu yaptığı iş de mekruh olur Hanefilere göre. Mekruh. Nafile olur. Şimdi Hanefi mezhebine göre yine farz kılan birisinin nafile kılan birisine uyması caiz değildir. Yani mesela diyelim ki imam teravih kılıyor. Teravih kılıyor. Onun peşinde namazda duran birisi Hanefi mezhebinde bir farzın kazasına niyet edemiyor. Ama Şafi'ye göre edebiliyor. Şimdi Hanefi'ye göre farz kılan, nafile kılana uyamadığı için e, cemaat 4 rekat, ona göre farz dört rekattır. O dört rekat kılması lazım. Son iki rekatı sanki farz kılan nafile kılana uymuş oluyor. Bu da Hanefi mezhebine göre caiz değil. O zaman ne olacak şimdi? Normalde olması gereken şey şu. Eğer mutlaka e, imam olacak kişi seferi ise eğer veya seferi birisi imam olacaksa namaza durmadan uyaracak cemaati. Diyecek ki cemaat ben seferiyim siz namazınızı tamamlayın. Etimmu salatakum diyecek. Ha, namazınızı tamamlayın. <laughs> e, ve namazı nasıl tamamlayacak bu uyan cemaat? Bu dediğim şekilde tamamlayacak. Yani imam selam verince ayağa kalkacak. Fatiha suresini okuyuncaya kadar ayakta duracak. Rükû secde yapıp dördüncü rekata kalkacak. Ve yine aynı şekilde orada Fatiha suresi okuyacak kadar bekleyecek. Rükû secde yapacak. Ondan sonra tahiyyat salli barik ve namazını tamamlayacak. Peki hocam. Bir sesli sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. İçinde klozet, klozetli tuvaletin bulunduğu banyoda abdest veya boy abdesti alırken dua okunur, Evet, dua okunur mu? Okunabilir. Okunabilir. Çünkü o klozet temizdir. İçinde su vardır eğer normal temizliği yapılmış ise. Yani orası bir pislik gibi değil. Ne, neye bu pis olan yerlerde abdest alınmaz, kuşt edilmez? İnsanın üzerine pislik bulaşır vesaire. Ve bir de o pisliğin olduğu yerde tabii Kur'an okumak vesaire hoş değil. Ama burada o klozet kapalı bir şey, ee, yani şöyle düşünün, e, klasik bir tuvalette diyelim ki logar neyse, neyse o şeyde modern tuvaletlerde klozet ona benziyor biraz e, ve üstelik o hani su çekildiği zaman da içinde pislik pislik koymuyor alıp götürüp gidiyor ve ağzı kapalı. Bu e, burası artık e, nam, şey, dua okunmasına, abdest almasına engel bir yer olmaktan çıkar. Peki hocam, ben seyircilerimize ve çağrı attığımızı hatırlatmada bulunayım. Efendim sizler de merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videolu normal mesaj atarak bizlere gönderebilirsiniz. Kıymetli Hocam yayını esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Bir seyircimizin sorusu. Hocam hibe ve vakıf mallarının zekatı var mı? Bunlar ayrı ayrı şeyler. Hibe yani bir kimsenin bir başkasına elindeki bir malı, karşılıksız vermesi, devretmesi. Evet. Onu biz fıkıhta şöyle tarif ederiz. Temlikül aynı bir gayri ıvadın deriz. Yani aynı mal demek. Yani menfaat ayrı, mal ayrı. Ee, bir malı karşılıksız olarak bir başkasına vermektir. Türkçesi bu. Şimdi bir kimse bir malı bir başkasına hibe ettiği zaman ve hibe edilen kişi de o hibeyi kabul edip o malı teslim aldığı zaman artık o onundur. O malda dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Onun mülküdür. Dolayısıyla bu zekata tabi bir mal ise üzerinden bir sene geçince zekatını verecektir. Ama vakfedilen bir mal, vakfedilen malın kendisi zekata tabi değildir. Mesela şöyle diyelim, vakfedilmiş bir arazi var. Evet. O arazi ekiliyor, biçiliyor, ürün veriyor. Ve o ürünün normal şartlarda öşrünün verilmesi lazım. Ama vakıf malının ürününün öşrü yoktur. Niye? Çünkü zaten o vak vakıf malının ürünü e, müstahak olan yani vak vakfeden eden kişinin şart koştuğu kişilere verilecektir. Kimsenin mülkü değildir o vakıf. O onu söyleyeyim. Vakıf kimsenin mülkü değildir. Hatta e, şöyle tarif ederler vakfı. Mülkiyeti Allah'ın mülkü hükmünde kalmak üzere menfaatini tasadduktur denilir. Yani vakıf nedir diye tarif edildiği zaman sorulduğu zaman fıkıhta mülkiyeti Allah'ın mülkü hükmünde olmak üzere. Allah'ın kendisi menfaatini tasadduktur. Peki bir kimse bir malı vakfettiği zaman o mal o vakfeden kişinin mülkiyetinden çıkar mı? Çıkar. Evet. Çıkar. Peki bir başkasının mülkiyetine girer mi? Girmez. Başkasının mülkiyetine girmez. Dolayısıyla vakıf malı bir insana ait bir mal değildir. Onun için de vakıf malından dolayı zekat gerekmez. Başka bir seyircimiz. Ancak şu olabilir. Mesela kendisine vakfedilen kişilere nakit para veriliyor. O adam da başka imkanı da var belki. O nakit paraları harcanmamış, biriktirmiş, nisaba ulaşmış. O verir o. Evet. Ama bu vakıf malı olmaktan çıkmış zaten. Kişiye özel mülk haline gelmiştir. Peki hocam. Başka bir seyircimiz. Ben bir arkadaşıma borç vereceğim. Ama hesabım bir, bir bankada, euro hesabında. Nakit yapıp, bozup versem, euro olarak vermiş olur muyum? Daha sonra alırken o bankanın kuru üzerinden alıp, Euro'yu çevirsem bu işlem caiz olur mu? Niye uğraşıyor ki ya? Yani? Zaten parası Euro'daymış. Ve arkadaşına evet. da borç olarak Euro vermek istiyormuş. Ondan alırken de Euro almak istiyormuş. Direkt Euro versin. <laughs> Öyle ya canım. Ya, niye <gülüyor> <gülüyor> uğraştırıyor bizi de kendisini de? Yani ne yapacak? O Euro olarak alacak parasını. Arkadaşına verecek. Al kardeşim sana 1000 Euro, 2000 Euro neyse. Öderken de öbürü Euro olarak ödeyecek. Şimdi borçlarda asıl olan şey ne verdiysen onun mislini almaktır. Aslında hükmen aynını almak da evet. mislini almaktır. Buğday verdin buğday alacaksın. TL verdin TL alacaksın. borç. Euro verdin euro alacaksın. Yani ben sana Türk parası vereyim de sen bana euro ver olmaz öyle şey. Ha, ama ne olur Türk parası verirsin. Borç ödeme gününde der ki mesela borçlu ya bende TL yok euro var. Euro versem olur mu? E olur anlaşırlar verirler. Ona da sulh deriz biz. Sulh. Bu olabilir ama öyle değil de baştan ben sana TL vereyim sen bana bunu şey olarak öde bu biraz sakıncalı. Bingöl'den Selahattin Kaya isminde bir seyircimiz İslam'ın şartlarından bir tanesini eksik yerine getirirsen diğer şartları etkiler mi? E şimdi bu bir zafiyet oluşturur tabii yani İslami yaşantıda bir zafiyet oluşturur ama bu İslam'ın şartları dediğimiz ibadetler yani namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar birbirlerinden bağımsızdırlar. Hepsi ayrı ayrı ibadettir. Mesela şunu diyebiliyor muyuz? Hacca gitmek imkanı olduğu halde hacca gitmeyen kişinin kıldığı namaz makbul değildir diyebilir miyiz? Veya zekatını vermeyen kişinin tuttuğu oruç makbul değildir diyemeyiz. Diyemeyiz. Ya, bunlar ayrı ayrı görevler bir bizim devlete karşı diyelim ki bir askerlik görevimiz var, bir vergi görevimiz var filan. Memur defa. olarak iş çalışma görevimiz var. Ya ben askere gitmedim diye vergi vermeyecek miyim? Veya vergi vermiyorum diye askere gitmeyecek miyim? Yani bunlar ayrı ayrı görevlerdir. Dolayısıyla hangisini yaparsa o borcunu ödemiş olur. O görevi yerine getirmiş olur. Ama şu vardır ki namazı beş vakit kılarsa eğer bilinçli bir şekilde o ötekileri de yapar zaten. Bir başka seyircimiz. Ben çalışırken emekli olursam günde bir cüz Kur'an okuyacağım dedim. Şu anda okuyamıyorum, gözlerim kanlanıyor. Beş sayfa okusam olur mu? Şimdi bir oturuşta yüz, bir cüz okuması şart değil ki. Yani gözleri kanlanıyormuş. Başladı okudu iki sayfa okusun bıraksın. E, e, emekli olmuş zaten. Evet e, İki saat sonra bir iki sayfa daha okusun. Yani güne bölsün o 20 cüzü. Şey 20 sayfayı, sayfayı. güne bölsün ve ona göre tamamlasın. Şimdi bu, bu adaktır bu. O adayı yerine getirmesi lazım. Şey gözü gördüğü sürece. Karaman'dan Esat Aköz isminde bir seyircimiz implant takılmadan önce gusül almak gerekir mi diye sormuş. Evet şimdi e, hepsiz. <laughs> bu <mesleği>. vesileyle <Evet>, evet. <laughs> selamımızı da gönderelim memleketimize. Ee, implant takılmadan kusur alma şartı yok. Yani ister dolgu olsun, ister köprü olsun, ister kaplama olsun. Çünkü bunların hiçbirisi mest hükmünde değildir. Eğer mest saysaydık bunları 24 saat sonra çıkarıp yeniden takmamız lazım o implantı. Bu bir tedavi tedavidir. Evet. Zorunlu bir haldir. Dolayısıyla e, abdesti olma veya gusül e, etme gibi bir şart yoktur. Bir şart yoktur. Hatta daha da ileri gideyim ben. Mesela bir hanımefendi e, özel günlerinde bunları yaptırabilir mi? Yaptırabilir. İplant da yaptırabilir. Kaplama da yaptırabilir. Dolgu da yaptırabilir. Çünkü bu yapılan işlemlerin ayağa giyilen mes ile ilgili hiçbir yönü yoktur. Hiçbir benzerlik tarafı yoktur. Bunlar bir tedavi yöntemidir. Ve zorunlu bir haldir bu. Bundan dolayı şey olmaz. Yani bir problem olmaz. Zaten kusurda ağzın içini yıkamanın farz oluşu İslam alimlerince ittifak edilen bir nokta değildir. Hmm, tartışmalar mı var hocam? Tabii canım. Şafii mezhebine göre sünnettir o. Mesela. Hmm. En, en yakın bize. <laughs> Hanefilerin en yakın Şafii mezhebine göre sünnettir. Peki. Başka bir seyircimiz promosyonla ilgili olarak demiş ki yine Hocam emekli dul aylığı almaktayım. Aldığım aylıkla çocuklarımın yardımıyla geçinmekteyim. Vefat eden eşimin mezarını bankanın verdiği promosyonla yaptırsam dinen bir sakıncası olur mu? Aslında mezar yaptırmak dinen sakıncalı. Yani böyle şatafatlı, masraflı, mermerden şundan bundan mezar yaptırmak dinen sakıncalı. Bu israfa giriyor. Çünkü o şey yani burada Normalde istediği nedir bizden şeyin? Dini. Yani kabir olduğu belli olacak. Orada mezar olduğu belli olacak. Ha bir de evet. oradaki yattığını belli eden bir isim olsun. Eskiden o da yoktu ya. Evet. Olsun. Mesela şimdi Hacca Umre'ye gidenler Cennetül Baki'ye gitmişlerdir. Orada hiç böyle bir yapılmış hiç mermerden mezar var mı? Kime ait olduğu da yazmıyor orada. Yazmıyor onlar. ha, Biz yazalım. Onu yazalım. Ama... Böyle bir şatafatlı, masraflı mezar yaptırma diye bir şey yok. Yani hatta Peygamber Efendimiz'in, tabi Vehhabiler bunda biraz ileri giderler, aşırı giderler de, yani Peygamber Efendimiz'in de bunu yasak ettiğine dair rivayetler var. Tabi biraz da o günkü şartlarda insanların oraları e, tapınak hale getirme endişesi falan diye düşünülebilir ama, o yapılan o işlemin sadece dünyadakilerin övülmesine sebeptir, başka bir şey değil. Evet, o yani... öyle hiç faydası yok. Belli olsun belli olacak kadar bir şey yap. Ama bir sürü masraf ederek o mermerlere verdiğin para. Yani kabristanlara bazen gittiğin zaman e, bir kabir görüyorsun ki onunla bir daire alır insan. Evet. Yazık günah. Yani burada promosyonda kabir yaptırabilir miyim? Şey? Yaptıramaz. Ne yapacak? Fakire verecek o parayı. Eğer kendi ihtiyaçlıysa kendi harcayabilir. Ama kendi ihtiyacı yoksa fakire versin. Ve kabrine, kocasının kabrini de yaptırmak için o kadar kendini sıkmasın. Peki hocam. Bir adet haline gelmiş hocam o mezarlıklar artık. Ve İyi de şimdi, en düşüğü bile ciddi rakamlar yani. Doğru işte. doğru. Ölmek bile parayla. Evet. Yani şu an o hale gelmiş durumda. Mesleğe dökülmüş mezarlıklar, mezar evet. taşları yapmak. İsmail Bey demiş ki malum gözle göremediğimiz vücudun arka taraflarında bir yaradan gelen sulu kan veya irin abdesti bozuyor. Ama iç çamaşırlara da bulaşma durumu oluyor. Evde olmadığımız bir durumda atlete veya iç çamaşıra bulaşan sıvının ölçüsü nedir? Şimdi e, eğer böyle bir endişesi varsa şunu yapabilir yani e, o yaraya üzerine bir e, şey koyarak bant koyarak efendim bir bez koyarak akan irini o beze e, çıkması ve onu namaz kılacağı zaman çıkarması. Bu bu mümkün bu Bu bir. İkincisi evet. o yaradan çıkan kan irin eğer avuç içinden daha düşükse azsa avuç, ay avuç ayasından daha azsa bu zaten namaz zamanı kabul edilmiyor. Olmuyor. Yani bir e, aşağı yukarı e, hep söylediğimiz bir TL büyüklüğünden biraz daha fazla belki olabilir. Daha azsa o engel olmuyor. Hiçbir imkan yok. Yani e, bunun büyük olduğunu biliyor. Efendim e, ona engel olma veya yarayı kapatma vesaire söz konusu olmamış, olamamış. Ve uzak bir yerde namaz kılacak e, ve şey o elbiseyi değiştirmesi mümkün değil. Yani, imkansız. O zaman o vaziyette kılar namazı. Başka bir seyircimiz. Yolculuk halinde namazları cem etmek mi? Araç içinde kalben niyet ederek kılmak mı daha faziletlidir? Şimdi Hanefi mezhebine göre cem edemez zaten. Yani yolculuk halinde namazları birleştiremez, cem edemez. Dolayısıyla evet. Hanefi mezhebine göre mecburen araç içinde efendim niyetini yaparak ee, başını eğerek ve biraz daha fazla eğerek ruku ve secdesini yaparak namazını kılar ama Şafii mezhebine göre tabi cem etmek daha iyidir peki ben Hanefiyim Şafii mezhebine göre davranıp cem edebilir miyim edebilirsin edebilirsin bu da senin şeyinde yetkindedir ama bunun için bir usul var usulünü, usulünü bilmesi lazım mesela şunu diyenler var namazda taklit edecekse abdestte de taklit etmesi lazım diyenler var. Yani abdest alırken Şafii mezhebinin e, kriterlerini dikkate almak gerekiyor. Yani abdest bozar, bozulması halinde veya alırken nelere dikkat etmesi lazım. Yani bu cem olayı herkesin yapabileceği bir olay değil. Bu konuda evet. bir bilgi sahibi olması lazım. Eğer bilgisi varsa cem edebilir. Ama Hanefi mezhebindense eğer oturduğu yerde camide şey otobüsün içinde de kılabilir. Seyircilerimizden biri demiş ki tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istiyoruz. Dinen bir sakıncası var mı? Şimdi teorik olarak yok. Dinen sakıncası yok. Niye tüp bebek yöntemine başvuruyorlar? Demek ki normal yollarla bebekleri olmuyor. Evet. Ha, bir rahatsızlık demektir bu. Yani insan organlarının işlevini yerine getirmemesi bir rahatsızlıktır. İnsanın gözü görmüyor. Ya e bu bir hastalıktır. Tedavisine uğraşıyoruz değil mi? Veya kulağı duymuyor. Bu bir hastalıktır. Ne yapıyoruz? İşte tedavisine uğraşıyoruz. İşte kulağa o cihaz takıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastalık. Bu bir erkekten veya bir kadından bebeğin olmaması, olamaması hangisinden kaynaklı olursa olsun bu bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla bunu tedavi etmek en tabii şeydir. Haktır ve hatta görevdir diyebiliriz. Tedavi olmadı normal yollarla. Kulağımızı tedavi edemedik. Ne yaptık? İşte o cihaz taktık. E, Türk bebek tedavisi gördüler. Yani bebek olması için olmadı. Tek çare kaldı tüp bebek. Ha, caizdir. Ama burada dikkat edilmesi gereken şeyler. Şunu söyledik. Normal yollarla imkansız hale gelmiş işe. İmkansızsa. Evet. Bu tamam. İki, burada asıl önemli şey şu. Ki şu anda ülkemizde legal olarak ancak bu yolla yapılabiliyor. Kocanın yani karı koca evli olan çiftlerden kocanın spermi ile kadının yumurtası birleştirilip kadının rahmine verilecek. Yani burada kiralık rahim olmaz. Evet. Yani bir üçüncü şahıs araya girmeyecek hiçbir şekilde. Bu işlem tamamen karı koca arasında cereyan edecek. Yani erkekle ilgili olan koca, kadınla ilgili olan da kadından, karısından olacak. Bu şekilde olursa, caiz olur. Peki hocam. Bir başka seyircimiz, bazı hocalar bütün vücut organlarımızın bizlerden helallik alacağını söylüyorlar. Bunun doğruluğu var mıdır? Ben öyle bir şey bilmiyorum yani helallik alacağına dair. Onlar öbür dünyada, bu dünyada yaptıklarını tek tek haber verecekler de. Yalnız böyle insanlardan e, helallik alacağına dair. Ben böyle bir şey duymadım. Belki o şekilde söylemişlerdir hocam Bilmiyorum da. Bilmiyorum artık. Yani öbür dünyada yaptıklarımızı haber verecek. Haber verecek. Ayet şeyde geçiyor bunlar ya. Yasin, Yasin suresinde. suresinde. Başka bir seyircimiz ergenlik çağından önce adanan adakların hükmü nedir diye. Geçersizdir. Ergenlik çağından önce yapılan hiçbir hareket yani dini yönden o çocuğu boşa, şeye bağlamaz. Yani o geçersiz bir adaktır. Onun hükmü yoktur. Çünkü o çocuk ibadete ehil değildir. Peki yaptığı cezalardan hocam sorumlu mu? İnsana karşı bir ceza suç işlemişse evet. onu, onun malı varsa malından tazmin edilir. Velisi tazmin eder malı varsa malından. Tutmuş bir arabasının camını kırmış. 7 evet. yaşındaki bir çocuk. Ya e burada o çocuğun malı varsa onun malından o arabanın camını babası tamir ettirir. Ama bunun günahı yoktur. Peki. Bir başka seyircimiz. Hadiste yanlış hatırlamıyorsam şöyledir. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Ee, onlardan birisi de çocuktan ergen oluncaya kadar. Anis sagiri hatta yahtelime. Anil mecnuni hatta yufika. Yani deliden aklı başına gelinceye kadar. Evet. Çocuktan ergen oluncaya kadar. Bir tane daha var. Uyku. Vardı. Uyuyan mıydı? Uyandan ya? uyanıncaya kadar hesap kaldırılmıştır. Ya kalem kaldırılmıştır. Yani onların yaptığından dolayı günah yazılmıştır. Peki bu ergenlik yaşı kaç hocam diyen? Ya ergenlik yaşı yaş değildir aslında ergenlik. Yaşa bağlı değildir. O fiziki olay. Yani erkek çocuklarda ihtilam olma dediğimiz ve halk arasında şeytan aldatma denilen evet. şey. Kız çocuklarda da adet görmeye başlamadır. Bu yaş kişiye göre, cinse göre belki, coğrafyaya göre değişebilir ama e, genelde bu e, 12 yaş olarak erkeklerde 9 yaş olarak at sınır bu ki hmm. tıpta bunu onaylıyor. 9 9'u 12 arası erkeklerde. Erkeklerde 12'den başlıyor. 12'den başlıyor. Kızlarda genelde böyle. Aha. Kızlarda 9'dan başlıyor e, genelde ama e, bu gerçekleşmemiş yani fiziki olarak işte kızlarda olsun erkeklerde olsun ergenlik alameti görülmemişse 15 yaşına geldiği zaman ergen kabul edilir. Üst sınır 15 yani. Evet. Başka bir seyircimiz, katılım bankalarından konut kredisi almak caiz midir diye sormuş. Ona biz kredi demiyoruz. Katılım bankaları aracılığıyla konut almak caiz mi? Yani katılım bankası bana sor, konut satabilir mi? Satabilir, caizdir. <laughs> Peki. Diğer bir seyircimiz, bu dünyada ama olan yani engelli birey olanlar ahirette de o durumda mı olacaklar? Ya şimdi bu ayet-i kerimede e, bu dünyada e, şey olan, ama olan, öteki dünyada da amadır. Anlamı tam yani şey olarak, kelime anlamı bu şekilde olan ayet-i kerime var. Evet. Ancak burada bu amalıktan maksat hem dünya ile ilgili olan kısmı hem de öbür dünya ile ilgili olan kısmından maksat bu e, hakiki amalık değil tabiri caizse yani gözün görmemesi değil, gönlün görmemesidir. Yani kişinin dünyada hakikati görmeyen, Allah'a bilmeyen, inanmayan, o kişi hükmen amadır. Yani göremiyor, gerçeği görmüyor, hakikati görmüyor. Allah'ın gücünü, kudretini göremiyor. O anlamdadır. Yoksa gözü görmeyen anlamında değildir bu. Peki öteki dünyada da ama olacaktır. Peki öteki dünyada ama olması, öteki dünyada hiçbir şey görmemesi anlamında değil. Evet. Ne yapacağını şaşıracaktır diyor bazı alimler. Yani o bocalayıp kalacaktır ortada. Bazılar diyor ki cennetin yolunu bulamayacaktır. Göremeyecek. Yoksa o, orada da o olup biteni görecek o da. Yani cehennemi görecek. Orada insanların feryadını görecek. Yani bu ayet bu şekilde izah ediliyor, açıklanıyor. Şimdi şu var mesela, bu dünyada insan işte bu kulağı duymuyorsa öteki dünyada duymayacak diye bir şey değil. Mesela kadınlar 80 yaşında da ölse, 90 yaşında da ölse, 30 yaşlarında genç bir kadın olarak öbür dünyada haçlı olunacaklar. Yani, erkekler? Erkekler de aynı aşağı. Yani, <laughs> şimdi o kadınlarla ilgili olan bir hadis vardı ondan onu söyledim ben. Evet. Peygamber Efendimiz'e bir hanım gelmiş Resulullah ona işe yapmış bir. Nükte yapmış. <laughs> ya Resulullah demiş ben cennete girebilecek miyim? Yaşlı bir kadın. Peygamberimiz de yaşlı kadınlar cennete giremezler demiş. Kadın üzülmüş ağlamış. Yok demiş ya yaşlı olarak girmeyecek genç olacaklar demiş. <laughs> Ondan sonra rahatlamış kadın. Eyvallah Espri hocam. Espri yapmış Peygamber Efendimiz. Bir başka seyircimiz demiş ki bir erkek boşadığı hanımına zekat verebilir mi? yabancılaşmışsa, üddet bitmişse verebilir. Yani boşamış, üddet evet. bitmiş. Artık bunlar iki yabancı insan olmuşlar. Dolayısıyla bu durumda boşayan adam o eski hanımına şey ve zekat verebilir. O yabancıdır çünkü. Peki. Bir sesli sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Hocam selamünaleyküm iyi günler. Aleykümselam. Hocam ben kurumsal bir firmada çalışmaktayım. Öğlen yemeği geliyor bize. Ekmek artıyor. Artan ekmeği eve götürüyorum. Acaba bu haram mı? Yani götürdüm bu ekmeği çocuklarım da yiyor. Eşim de yiyor. Bu helal mi haram mı? Ben ısraf olmasın diye götürüyorum ama bilgilendirirseniz sevinirim. Sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Evet. evet. Şimdi bu kurumda çalışıyormuş. O kurumun yetkilisi, amiri, sahibi bu yetkiyi veriyorsa yani e, sofraya konulduğunda yiyemeyeceğiniz ekmekleri götürün. Evinize böyle bir izin vermiş ise götürebilir. Aksi evet. halde götüremez. Şimdi bir defa kişilerin orada ekmek istihkakı şu kadar diye bir şey yoktur. Burada yemekhaneye gidiyorsunuz şimdi. Orada şu kadar ekmek alabilirsin. Daha fazla alamazsın ve en az bu kadar alman lazım diye bir şey var mı? Yok. Yok. Yani orada sepetten ihtiyacın kadar alıyorsun, koyuyorsun. Az yiyeceksen az alırsın, çok yiyeceksen çok alırsın. Bu şey buranın sahibi, yetkilisi buna izin vermiş. Ee, yoksa sen onu al da cebine koy, götür. Bunu yapamazsın. Ha, ama derse ki, herkesin şu kadar ekmek istihkakı var. Mesela varsayalım böyle. Ve isteyen bunu yer, isteyen evine götürür dese eğer firma sahibi veya o yetkili amir neyse o olur. Ama bunu da hiç kimse demez. Böyle bir şey duymadık şimdiye kadar. Biz de yatılı okuduk. Firmalarda şeyden resmi dairelerde işte para vererek yemek yedik vesaire hepsi. Ama hiçbirinde böyle bir şey yok. E bu, bu da istismara da açık bu. Yani ne Adam aslında normalde iki dilimle doyacaksa artsın da eve götüreyim diye beş dilim alır yani şeyine. Tepsisine. Ondan sonra da arttı da ekmek, al say, kağıda sar, cebine koy, götür. Olur mu böyle şey? Olmaz. Götüremez yani. Ama firma sahibi, o kurum sahibi, yetkilisi, arkadaşlar eve götürebilirsiniz işte şu kadar falan derse, ki ben zannetmiyorum ama o zaman götürebilir. Peki, bir başka seyircimiz yine promosyonla ilgili olarak şunu söylemiş. Eşim devlet memuru, kiracıyız ama muhtaç değiliz. Bankanın verdiği promosyon ücretlerini eşim kullanıyor. Ben caiz değil diye biliyorum. Bu para caiz mi? Karısı olarak ben mesul müyüm bu durumda? Karısı olarak o mesul değil. Onu söyleyelim. Evet. Peki bu caiz mi değil mi? İşte bu yine bizim klasik cevabımıza döndük. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki şeyini biz esas alıyoruz. Görüşünü. Evet. Ki böylece hem fetva birliği de oluşuyor ve mantıklı da bir cevap. Fakirse kendisi kullansın, değilse fakirlere versin diyoruz. Tabii şimdi bu bu bir fetva olduğu için kişiler farklı cevaplar verebilirler, yetkili olanlar. Çünkü fetvada biraz kişinin eğer kesin ayetle belirlenmiş, hadisle belirlenmiş bir şey yoksa... ...kişinin istihadı, kanaati ön plana çıkıyor. Evet. Dolayısıyla kendisini fetva vermeye ehil gören kişi bir başka bir şey söylüyorsa ha, o onu, onun açısından doğru olabilir. Ve onu dinleyen ona da uyabilir. Ama e, bir karmaşa olmasın, fetva birliği olsun diye resmi kurumların ve yetkili makamların o söylediklerinin tabii şey yapılması daha iyi olur. Uygun olur ki ben de o kanattayım Yani Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki eğer kişi fakirse kendisi yesin, yiyebilir promosyonu. Ama fakir değilse fakir edersin. Başka bir seyircimiz ikindi ve yatsı namazlarının sünnetini Hazreti Peygamber terk ediyormuş diye duydum. Bu doğru mu? Bazen kılamıyoruz. Bırakmakta beis var mı? E şimdi o bir iki gün içerisinde sorulmuştu bu soru. Peygamber Efendimiz bazen kılmış bazen terk etmiş. İkindi namazının ve yatsı namazının. Onun için bunlara veya belki daha çok diğerlerine göre daha çok terk etmiş. Evet. Onun için bu sünnetlere gayri sünnet diyoruz. Sünneti gayri İnsanın işi varsa, acelesi varsa veya ne bileyim bir rahatsızlığı varsa terk edebilir. Bundan dolayı da günaha girmiş olmaz. Hatta şunu diyenler bile olur. Bazen terk etmek de sünnettir onlar diye. <laughs> Sünneti terk etmek sünnettir derler <laughs> evdir Başka bir seyircimiz zaman zaman Allah'ın varlığından şüphe duymak vesvese midir? E vesvese bu. Bunu biraz önce anlatmıştık. Yani o ilk şeyimizin e, programın başlarında evet e, inkar edersin mi geliyor falan diyen o kişiye cevaben. İnşallah dinlemiştir bu soruyu soran, o cevabımızı dinlemiştir. Bir diğer seyircimiz, Mehdi'nin zuhuruna dair olan inançla ilgili Hristiyanlığın tesirinden söz edebilir miyiz? Biz e, Müslümanlar olarak hiçbir konuda diğer din mensuplarının etkisini kabul etmeyiz. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Okuma yazma bilmiyordu bir. Evet. E, dolayısıyla İncil, Tevrat vesaire bir şey okumuş değildi. Bu bir. İki, Hristiyanlarla bir şey de olmuş değildi irtibatı. Yani e, çocukken bir babasıyla, işte amcasıyla beraber o e, ...Suriye'ye doğru bir ticaret yolculuğu oldu, ticari seyahati oldu. O zaman çocuktu ve orada fazla kalmadı. Bir de yetişkinken, 25 yaşlarındayken Hz. Hatice'nin kervanını götürdü getirdi. Yine fazla kalmadı. Yani böyle Hristiyan papazlarıyla, Hristiyan din alimleriyle falan bir oturup, konuşup, görüşüp onlardan bilgi alma, fikir alma vesaire gibi bir yönü olmamıştı. Dolayısıyla İslam'ın her hükmü orijinaldir. Yani kendine hastır ve İslam kendisi Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz bunu kendisi ortaya koymuş. Bir başkası böyle yaptığı için değil. Hatta evet. tam tersini yapıyor bazı konularda. Diyor ki filanlara muhalefet edin. Sakalı uzatın, bıyığı kısatın, mecusilere muhalefet edin gibi. Evet. Muhalefeti yani bir İslam kimliği oluşturuyor. İslam kimliği. Ve Müslüman o kimliği taşımalı diyor ve bu başkasının kimlikleriyle karışmamalı, onlara yanaşmamalı diyor peygamberim. Evet. Ve şimdi e, bu Mehdi inancı peygamberimizin hadislerine bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de değil. Ha. Bu e, Hristiyanlıkta e, Hz. İsa'nın geriye işte dünyaya gelmesi meselesiyle bunun hiçbir alakası yoktur. Çünkü İslam da kabul ediyor Hz. İsa'nın kıyamette yeryüzüne ineceğini. Ama onun yanında bir de ayrıca Mehdi inancı var İslam'da. Ee, şimdi bunun e, Hristiyanlığın veya Yahudiliğin etkisiyle olması mümkün değil. Ha Şunu ben bilemiyorum yani Hristiyanlıkta Mehdi inancı var mı bilmiyorum da İsa Mesih inancı var tabii. Bunun geleceği. Evet. Ha, yani e, bu şey değil yani Hristiyanlıkla alakası yok Mehdi inancı. İslam'daki Mehdi inancının Hristiyanlık kültürüyle alakası yok. Peki hocam bu cevapla birlikte bugünkü programımızı noktalıyoruz. Rabbim sizden razı olsun. Sağ olun. Afiyet versin. Amin sağ olun. Kıymetli seyircilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Efendim kaçırdığınız bölümleri Vav wow TV YouTube hesabımızdan İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programı adı altında seyretme imkanınız mevcut. Bir de programımızın hafta içi her gün Sabah 8 ile 9 arasında tekrarı vardır. O şekilde de kaçırdığınız bölümleri seyredebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.